Kanal B ekranlarına ve Bekleme Odası programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, çok uzunca bir süredir Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan e, hareket ederek belki de hem bölgedeki hem dünyadaki dengelerin nasıl değiştiğini, Türkiye'nin bütün bu gelişmelerde e, gelişmelerden nasıl etkilendiğini e, ele almaya çalışıyoruz. Tabii e, işin içerisine savaşın... Sona ermesi dileklerini çok fazla yaptığımız için ve savaşın sonuna doğru gelindiğini e, hissettiğimiz ya da öyle olmasını arzu ettiğimiz için e, diplomasinin daha fazla ön plana çıkacağını görüyoruz. Zaten de öyle olmalı. E, tabii ki temennimiz hiçbir sivilin, hiç kimsenin burnunun kanamaması, hayatını kaybetmemesi, masum sivillerin bu savaştan etkilenmemesi yönündeydi. Ama işte savaş bir kere çıktığı andan itibaren e, insanların başına ne geleceği, ülkelerin başına hangi tür yıkımların geleceği, bölgelerdeki dengelerin nasıl değişeceği, ne tür düşmanlıkların doğacağını e, zaman içinde yaşadıkça görüyoruz. Ama işin artık diplomasiye doğru gittiğini de e, söyleyebiliriz. Öyle de olması gerektiğinin altını çiziyoruz. İşte bu akşam Biraz diplomasiyi konuşacağız. Tabii ki Osmanlı Devletinin diplomasi anlayışından başlayıp Türkiye Cumhuriyeti Devletine nasıl bir diplomasi geleneği miras olarak kaldı. Yine buradan hareket ederek uluslararası ilişkilere ilişkiler konusunda sürekli kullanılan ifadeler var. Konunun uzmanlarının yaptıkları birçok açıklamada ya da Ekranlarda izlediğiniz tartışmalarda çok sık duyduğunuz sürekli düşman yoktur, sürekli dost yoktur. Kırmızı çizgiler, diplomaside kırmızı, ülkelerin kırmızı çizgileri. Bütün bunları ne anlama geldiği? Tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri ve son olarak da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde artık özel temsilcilerin atandığı, öyle bir sürecin, yeni bir görüşme ilişkilerin tırnak içerisinde normalleşme sürecinde devam ettiği bu gelişmeleri nasıl yorumlayacağız, bunlara nasıl bakacağız? İşte bu akşam tüm bu konuları çok değerli stüdyo konuğumuz, Top Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor, Serdar Pala Bayık'la ayrılacağız. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi. E, programımıza e, katıldınız. E, Sizinle yine çok güzel bir program yapacağımıza ben inanıyorum. De <laughs> E, tabii değerli araştırmalarınız, çalışmalarınız, akademik çalışmalarınız, bilgi birikiminiz ekranda e, izleyicilerimiz tarafından da geçtiğimiz programda çok takdir edilmişti. Biz de aynı şekilde e, o takdirlerimizi söylemiştik. Bu akşam da yine e, çalışma konularınızdan, çalışma alanlarınızdan e, biri olduğu için e, diplomasi üzerinden devam edeceğiz. Bu, bu her programın açılışında bazıları çok uzun açıyorsun der, bazıları çok kısa der ama mümkün olduğu kadar kısa tutup bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Hı hı. E 17 yıldır da yaptığım bir yöntem bu. İzlediğim bir yöntem bu. Dolayısıyla e, hem size bir fikir vermiş oldu Çaşa beş Yukarı neler konuşacağımız. Hı hı. Ama bir de tabii giriş yapmak gerekiyor. O girişte de e, sonuçta bir Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nin diplomasi anlayışı e, bizde hep e, tarihten de bildiğimiz ya da tarih kitaplarından okuduğumuz. Bu konulara merak olan insanların da dikkatini çektiği Büyükelçilik, diplomasi, diplomatlık de, dendiğinde aklımıza Padişah 3. Ahmet döneminde 28 Mehmet Çelebi gelir. E, Fransa'ya, Paris'e e, büyükelçi olarak gönderilen ve onun bir e, kitabı daha doğrusu e, hatıralarını yazdığı bir kitap daha sonra yayınlanmıştır. E, nereden nereye geldik demek açısından e, hı hı. bunu anlatmak istiyorum. Tabii öncesinde de yine bir takım diplomatik ilişkiler vesaire var ama kamuoyunun en net bildiği 28 hı hı. Mehmet Çelebi ile başlayan bir şey bir süreç. Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı devletinin diplomasi anlayışı nedir dediğinde herhalde çok köklü, çok sağlam, çok düşman olan ya da olmayan ülkelerle sağlam ilişkilerin kurulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle aslında genelde literatürde hakim olan görüş bir fetih imparatorluğu olarak görülen Osmanlı imparatorluğunda. Diplomasinin hep ikinci planda kaldığı, daha çok savaş üzerinde durulduğudur ama daha kurulduğu günlerden itibaren diplomasi hep Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası. Ee, Tabi burada modern diplomasi ayrımını yapmak lazım. Modern diplomasi aslında mukim elçi teatisi dediğimiz yani karşılıklı olarak iki devletin birbirine daimi elçi göndermesiyle başlayan bir süreç. Bu 15. yüzyıl ortalarında İtalya'da ortaya çıkıyor sonlarına doğru ve yavaş yavaş yayılıyor Avrupa'ya. Yani Avrupa'da da bir anda bu mukimelçilikler kurulmuş değil. Osmanlı İmparatorluğu'nda malum oldukça geç bir tarih 1790'lar ama onun öncesinde de yoğun bir diplomatik ağ kurulduğunu biliyoruz. Eğer önemli bir kırılma noktasından bahsedeceksek bence Karlofça anlaşması çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü ilk kez burada Osmanlılar çok taraflı diplomasiyle tanışıyorlar. Yani çok taraflı müzakere sonucunda ortaya çıkan bir anlaşma bu. Daha önceki anlaşmalar daha çok ikili anlaşmalar ve çoğunlukla da Osmanlı İmparatorluğu'nun galibiyetiyle sonuçlanan savaşlarda şartları Osmanlı İmparatorluğu'nun belirlediği anlaşmalar. Ama Karlofça öyle değil. O yüzden buradaki müzakere çok önemli bir müzakere, çok büyük bir deneyim. Oraya gönderilen işte Reisül Küttab Rami Mehmet Efendi ve Divan Tercümanı Alexander Mavrokordato çok başarılılar. Yani evet biz tarih kitaplarında bu anlaşmayı bir hezimet olarak görürüz ama müzakere noktasında e, muadilleriyle e, Avrupa diplomatlarıyla başa baş mücadele edebilecek kadar bilgili ve kültürlü bir diplomat görüyoruz karşımızda. 18. yüzyıla geldiğimizde askeri gücün zayıflamasına paralel olarak Diplomasi ön plana çıkmaya başlıyor. Uluslararası hukuk ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu şunu diyor. Batı devletlerine bilhassa savaştı. Siz uluslararası hukuka aykırı bir biçimde benim iç işlerime müdahale ediyorsunuz örneğin. Ya da bu savaşı uluslararası hukuka aykırı bir biçimde açtınız. Yani bu uluslararası hukuk vurgusu... Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında çok sık gördüğümüz bir vurgu. Üçüncü ee, Selim dönemine geldiğimizde artık 18. yüzyılın sonu ee, ilk mukim elçiliklerimizi, daimi elçiliklerimizi açıyoruz. İşte Londra'da başlıyor, daha sonra Berlin, Viyana, Paris ee, biraz daha ileride yavaş yavaş orta elçilik rütbesiyle işte Moskova gelecek, başka Avrupa ülkeleri gelecek vesaire. Böylece bir yavaş yavaş 19. yüzyıl başında bir diplomatik ağ kurmaya başlıyoruz. Buna mukabil işte şehbenderlikler dediğimiz bir konsolosluk ağı da var. Artık Akdeniz limanlarından Hint okyanusu limanlarına kadar uzanan... ...ve hatta ileriki dönemlerde Atlantik ötesine Amerika'ya kadar uzanan bir konsolosluk ağı da mevcut. Yani Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde artık... Avrupa'daki diplomatik teamüller, usuller neyse aynısını uygulayan bir ülke. O bakıma e, diplomasi hep Osmanlı İmparatorluğu politikalarında son derece önemli bir yer tutuyor. E, az önce e, bir yabancı isim verdiniz e, Karlofça anlaşmasında onun e, e, tercüman olarak evet. orada bulunduğunu dile getirdiniz. Ama Osmanlı e, diplomasisinde gayrimüslimlerin de müslümlerin de önemli bir yeri var. Kesinlikle ee, Hem bir dönem işte gözden düşünceye kadar Rumların, evet. ondan sonra Ermenilerin, evet. Yahudilerin Kesinlikle. vesaire gayrimüslimlere e, belki de orada verilen e, sıfat e, tercüman olarak gözüküyor ama daha sonra tabii ki daha değişik <laughs> e, diplomat ve büyükelçi düzeyinde var mıdır yok mudur onu sizden dinleyeceğiz ama onlar da Osmanlı diplomatisinde ...çok önemli görevlerde bulunuyorlar, güvenilir kişiler olarak. Kesinlikle öyle. Özellikle klasik dönem yani bu daimi elçilikler kurulmadan önce divan tercümanları Rumlardan... ...özellikle de bizim Fenerliler dediğimiz işte Bizans İmparatorluğundan tevarüs eden soylu ailelerin temsilcileri... Bunlar yalnızca Rum da değil. Yani Levanten dediklerimiz Hı -hı. takım var, işte e, Bulgar kökenli olanlar var. E, ama bunlar bir şekilde e, Helenize olmuşlar. İşte Hı -hı. Fenerliler dediğiniz bir grup. Daha önemlisi Osmanlı diplomasisinin çok önemli istihbarat kaynağı. Yani Eflak ve Boğdan voyvodaları Rumlardan atanıyor. Bilhassa 1711 ile 1822 arasında bu Rumlar... E, son derece Rum hospodarlar veya işte voivodalar son derece önemli bilgi kaynakları. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan pencereleri bunlar. Onlardan gelen raporlarla büyük ölçüde biz dünyada ne olup bittiğini anlıyoruz. Bunun ötesinde özellikle her zaman büyük elçi gönderemediğimiz dönemlerde Rum maslahat güzarlar kalıyor. Mesela Viyana Kongresi sırasında 1815'te Viyana'da bizim büyük elçimiz yok. Ama mas maslahat güzarımız var e, Panayoteki Efendi adında ve Viyana Kongresi'ni adeta gün gün takip edip e, bütün gelişmelerden imparatorluk merkezini haberdar ediyor. Dolayısıyla gayrimüslimlerin rolü klasik dönemde çok büyük. Modern dönemde daha da büyük. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Rum ihtilalinden sonra Rumlar bir süreliğine gözden düşüyor ama kısa bir süreliğine sonra tekrar başlıyor. Mesela e, elimizde yani neredeyse 25 yıldan uzun bir süre Londra Büyükelçisi olarak görev yapan bir Kostaki Müzürüs Paşa var. E, yani devletin en önemli büyükelçiliklerinde büyükelçi olarak görev yapan e, gayrimüslimler var. İşte Amerika'da Black Bay ve onun efradı daha sonra. E, bu tarz e, gayrimüslimlerin diplomat olarak istihdam edilmesine tanzimat sonrası dönemde Büyükelçi payesiyle de devam ediliyor. Ee, tabii ki e, Fener Rumları dediğimiz, aslında Fener Rum Patrikhanesi ile e, olan bağlantıları da dikkate aldığımızda, e, o Yunan isyanı 1821'den sonraki gelişmeler e, Yunanlar arasında, Yunanistan'daki yönetim, yeni yeni kurulmaya başlayan yönetim e, tarafından... ...biraz böyle hain olarak görülüyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti ile çalışıyorlar. Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını korudukları e, söyleniyor. E, daha sonra Ermenilerle e, 1915 olaylarına gelinceye kadar... ...birçok bakanlığın bakanın Tabii. Ermeni olması... ...yine Dışişleri Bakanlığı'nda e, diplomatlar arası Ermenilerin evet. e, çok olması önemli. Dolayısıyla e, Osmanlı Devleti ile birlikte çalışan gayrimüslimlere... Ee, hem Ermenilerin bir tarafından hem de e, Yunanların bir tarafından e, işbirlikçi gözüyle bakılması söz konusu değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Yani tabii aralarında gerçekten e, ihanetle suçlanan ve hatta idam edilenleri de var gayrimüslim diplomatları içerisinde ama e, bunlar çok istisnai. Ezici çoğunluğu her zaman devlete sadakatle hizmet eden e, devletin de onları e, eşit ve makbul vatandaşları olarak e, gördüğü zümreler yani 25 yıl Londra'da büyükelçilik yapmak e, her yiğidin harcı değil doğru. tabiri caizse. Dolayısıyla hani Kostaki Müzürüs Paşa e, son derece önemli bir isim. E, i̇mparatorluğun İngiltere ile ilişkilerini yürüten kişi ve bu önemli iş bir gayrimüslime tevdi edilmiş. Ama imparatorluklar böyledir. Yani Osmanlı hı hı. İmparatorluğu imparatorluk denebilecek son belki de yapılardan bir tanesi. Yani örneğin İngiltere'de 19. yüzyılda bir Müslümanı herhangi bir ülkede diplomat olarak görmeniz mümkün değil. Ya da Fransa'da <laughs> e, aslında e, çok yoğun Müslüman nüfusa sahip imparatorluklar bunlar ama kolonyal imparatorluklar. Evet. O bakıma Osmanlı İmparatorluğu çok daha farklı. İmparatorluk zihniyetinin yani aslında o Roma'dan devralınan, <laughs> 3. Roma diyoruz Osmanlı İmparatorluğu'na. O imparatorluk zihniyetinin gerçekten devam ettiği nadir yapılardan bir tanesi. Belki buna bir başka örnek işte Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu gösterilebilir. O da Osmanlı gibidir. Yani çok fazla etnik gruptan müteşekkildir ve bunları kullanır. Rusya da hakeza öyle kullanır diplomat olarak ama Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı dinden unsurların kullanılması vardır. Bunu farklı mezheplerden görürsünüz Hristiyan İmparatorluklarda ama Farklı dinden diplomat 19. yüzyılda pek rastlanır bir şey değil. Dolayısıyla evet Osmanlı İmparatorluğu sıklıkla çünkü çok iyi dil biliyorlar, iyi evet, eğitimliler. Evet. Dolayısıyla bu nüfusta, Çok özür dilerim bizde bir zamana kadar Osmanlı'da bir zamana kadar yabancı dil öğrenmek hoş karşılanmıyordu. Ya Şimdi böyle bir ihtiyaç yoktu. hissedilmiyor. Yani ihtiyaç hissediliyor. Tabi bilenler var. ya Osmanlı Türkleri içinde bilenler de var yabancı dilleri ama bu daha geç dönemde daha çok. Yani işte Katip Çelebi'yi biliyoruz. İşte İbrahim Müteferrika zaten bir mühtedidir, Macar mühtedisidir. Çok fazla dil bilir biliyoruz. Ama e, istisnaidir bunlar. Dolayısıyla dil bilenleri e, kullanıyorlar. Fenerli aileler de çok zengin oldukları için çocuklarını daha çok İtalyan üniversitelerine gönderiyorlar. 16. Hı -hı. 17. yüzyılda ve orada tabii pek çok dil bilerek geliyorlar. Bu açıdan sıklıkla istihdam ediliyorlar. Bütün divan tercümanları gayrimüslimdir evet, örneğin. Evet, evet. Peki Osmanlı Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bir diplomasi mirası bıraktı dediğimizde herhalde deneyim, zengin bir deneyim. Çünkü birçok savaştan geçiyorsunuz ve birçok savaştan sonra birçok anlaşma imzalanıyor. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla e, hep kaybeden olarak gözüküyorsunuz o anlaşmalarda, o savaşlarda. Ama kaybederken de mümkün olduğu kadar masada da e, fazla kaybetmeden hı hı. bu işin içinden çıkma anlayışının hakim olduğunu düşünüyoruz ya da öyle öngörüyoruz. Dolayısıyla e, Osmanlı'nın e, tarih sahnesinden ortadan kalkışıyla birlikte Genç Türkiye Cumhuriyetinin ortaya çıkışı. Ee, ...herhalde birçok anlamda bize nasıl miras bıraktıysa... E, ...diplomasi alanda da önemli bir miras bırakmıştır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani ben bunu ikiye ayırıyorum. Her şeyden önce bir kurumsal devamlılık var. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun hariciye nezareti 1836'da kuruluyor. Bir bakanlık olarak. Ondan önce Reisül Küttaplık var. Bu bakanlık işte büyükelçilikleriyle, e, Efendim e, konsolosluklarıyla vesaire... ...cumhuriyete devr oluyor. Yani kurumsal bir devamlılıktan bahsetmek mümkün. Ve tabii kuramsal yani kuramsal zihniyet tabii ki. de devam ediyor. Burada da aslında dört önemli faktörden bahsedebiliriz. Birincisi statükoculuk. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 18. yüzyıl sonundan itibaren statükoculuğu... ...yani mevcut düzenin radikal yöntemlerle değiştirilmesini, savaş yoluyla değiştirilmesini... Ee, pek bundan haz etmeyen bir imparatorluk. Yani düzen devam etsin mümkün mertebe. Ee, bunu savunan bir imparatorluk. Dolayısıyla bu statükoculuk anlayışı e, Cumhuriyet'e de e, tevarüs ediyor. Ve Türk dış politikası tarihine baktığınızda da o statükoculuğun devam ettiğini görüyoruz. Yani örneğin iki savaş arası dönemde pek çok Avrupa devleti revizyonistken, aslında kendisi toprak kaybetmiş yani imparatorluktan sınırları küçülerek bir cumhuriyete dönüşmüş bir devlet olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti böyle bir revizyonizme kaymıyor. Statükoculuğu devam ettiriyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da böyle. Dolayısıyla Türk dış politikası bazı istisnaları olmakla beraber e, statükocudur. Ve bu Osmanlı İmparatorluğundan miras kalmıştır. İkincisi batıcılık. Burada batıcılık dediğimde böyle batı hayranlığı anlamında bahsetmiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun da Türkiye Cumhuriyeti'nin de Batı ile olan ilişkileri her zaman Batı dışı dünyadan daha fazla, daha yoğun ve daha karmaşıktır. Dolayısıyla, e, Batı'ya dönük bir devlettir. Yani Osmanlı İmparatorluğu da öyledir. E, Türkiye Cumhuriyeti de böyledir. İşte Batı kurumlarına dahil olmaya çalışır, Hı -hı. Batı uluslararası hukukunu benimser, ...batı devletleri ile ilişkileri her zaman batı dışı dünyadan daha yoğundur vesaire. Bu da yine günümüze kadar devam eden bir gelenektir aslında. Yine bazı istisnaları olmakla beraber. Üçüncüsü uluslararası hukuka riayet ve karşıdakinin de ona riayet etmesini beklemek. Bu Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete miras kalmıştır. Çünkü... Türkiye Cumhuriyeti orta büyüklükte bir devlettir. yani bir süper güç değildir. Dolayısıyla e, potansiyelini bilir, sınırlarını bilir, kendi bölgesinde çok önemli bir güç olduğunun farkındadır. Ancak küresel manada e, küresel oyunun kurallarını belirleyecek kadar güçlü müdür. Burası biraz soru işareti. O nedenle de uluslararası hukuk orta büyüklükte devletler için, hem kendi haklarını korumaları hem de e, eşit egemenliklerini diğer süper güçlerle de olsa büyük güçlerle de olsa eşit egemenliklerini vurgulamak için çok önemli bir e, yapıdır. Bunu savunurlar. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyleydi, Cumhuriyet döneminde de böyle. Ve bir de somut devamlılık var. Rusya faktörü. Yani Rusya belki de e, işte 18. yüzyılın ortalarından günümüze kadar her daim bu büyük kuzey komşumuz Türk dış politikasında e, dikkate alınması gereken bir unsurdur. Dost olarak ya da düşman olarak. Ama bir büyük dış politika kararı alacağınız zaman bu benim büyük kuzey komşum buna ne der? Bunu bir düşünürsünüz ve buna uygun olarak hareket edersiniz. Dolayısıyla bu zihni devamlılık e, son derece önemlidir. Peki e, tabii miras e, dediğimiz andan itibaren. Bunun üstüne koyarak e, gidilmesi gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti de kurulduğu andan itibaren uluslararası alanda birçok tecrübe yaşadı. Birçok konuda uluslararası birçok e, platforma kuruluşa üye oldu. İşte evet. NATO'ydu, Birleşmiş Milletlerde vesaire. E, bütün bunların hepsine dikkate aldığımızda e, hani bir diplomasi geleneğinden e, gelen e, müzakere edebilme yeteneğine, birikimine, tecrübesine sahip bir kurumdan bahsediyoruz. Bir dışişlerinden eski tabirle e, hariciye harici. evet. nazırı, dışişleri bakanı için hariciye evet. nazırı dendiğinde düşündüğümüzde e, Türkiye belki de e, cumhuriyet dönemiyle birlikte o önceki e, çalışanlar yani gayrimüslimlerin görev aldığı, gayrimüslimlerin de e, bulunduğu bir diplomasi anlayışından tamamen e, sıyrılıp yeni bir diplomasi anlayışına da geçti gibi gör geçtiği görülüyor. Hmm. Ama e, o birikim herhalde e, dışişlerinin yapısında, içinde müzakere etme yeteneği ve birikimi dışişlerinin yapısının içerisinde e, her zaman var. Ve bunun üstüne e, koyarak gidildi. E, herhalde bu durumu yorumladığımızda yani dışişlerinin Osmanlıdan bugüne olan ee, o süreçte baktığımızda hep kendisini geliştirerek gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihinde de günümüzde de çok başarılı diplomatlar yetiştirmiştir. Ee, çok başarılı e, e, büyük elçileri vardır. Hatıratları ortadadır. E, uluslararası dünyadaki tanınırlıkları ortadadır. Dolayısıyla e, bakanlık Türk dış politikası yapımında son derece önemlidir. Şimdi Türk dış politikası genellikle aslında lider bazlıdır. Yani Mustafa Kemal hmm. işte sonrasında İnönü, e, Menderes vesaire böyle bu devam hmm. eder. Demirel, işte e, Özal ve bugün de Recep Tayyip Erdoğan diye ama işin arkasında hani mutfağında hmm. belki de e, dış politikayı oluşturan asıl oluşturan ...unsur hep bakanlık ola gelmiştir. Yani ben de çok değerli büyükelçilerle çalışma fırs fırsatı buldum. Bakanlıkta hı hı. E, yer almamakla beraber zaman içerisinde. Onların birikimleri hakikaten e, benim e, çok az e, e, devlet görevlisinde gördüğüm bir birikimdi. Dolayısıyla e, bu Osmanlı geleneği devam ettiği gibi... ...bunun üzerine her devirde ve her dönemde mutlaka konmuştur... Çok yetkin bir biçimde yabancı dil bilirler konuşurlar, İfadeleri inanılmaz derecede düzgün fasihtir. hem Türkçeyi mükemmelen kullanırlar, hem yabancı dilleri ve bütün diplomatlar neredeyse böyledir. Çünkü çok zor bir sınavla giridir bakanlığa. E, dolayısıyla e, son derece seçkin diplomatlar yetiştirilir ve görev yaparlar bu bakıma o kurumsal devamlılık geliştirilerek devam etmiştir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu bu konuyu açmamın nedeni şu. Siz de az önce bir cümlede olsa değindiniz. Dışişleri'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana dışişlerinde görev yapmış büyükelçilerin, diplomatların hatıratları çok önemli. Çok önemli. E, hatıratlar üzerinden kamuoyunun e, o döneme ilişkin Perde arkasını öğrenebilmeleri fazlasıyla mümkün Kesinlikle. ev konuya ilgi duyuyorsanız. Dolayısıyla bizde herhalde geçmişte olmayan bir hatırat anlayışı Cumhuriyet döneminde fazlasıyla var değil mi? Doğru yani evet mesela geçmişteki Türk Osmanlı dönemindeki diplomatları düşündüğümde çok azının Hı -hı. geriye yazılı böyle bir hatırat bıraktığını görüyoruz. Ama e, Cumhuriyet döneminde büyük elçiler e, sağ olsunlar diyeceğim hepsine. Ee, ...bu önemli kaynağı hı hı. bize bırakmışlar. Gerçekten onların gözüyle... ...çünkü e, müzakerelerin çoğunluğu gizlidir. Bunu hiçbir zaman hı hı. bilemezsiniz. Bir büyük elçi bunu anlatmadığı sürece... Hı hı. ...o müzakerelerin bizzat içinde olan biri... ...bunu anlatmadığı sürece... ...içeride ne olup bittiğini bilmeniz mümkün değildir. O bakıma tabii hatıratlara ihtiyatla yaklaşılır... ...metodolojik hı. olarak. Neticede öznel, sübjektif hı. metinlerdir ama... ...elinizde bazen bir olayla ilgili tek kaynaktır. Ee, çünkü belgeye erişmeniz o hatırata erişmekten çok daha zor olabilir. Ee, Serdar Bey burada bir virgül koyalım. Hayır, hayır. Ee, kısa bir ara vaktimiz geldi. Hayır, hayır. O arayı verdikten sonra ikinci bölümde... Ee, bu bölümü tamamlayalım. Özellikle hatırat bölümünü çünkü benim açımdan da e, meçhul e, olarak düşündüğümüz birçok ayrıntı o hatıratlarla birlikte en azından uzman olarak, stratejist olarak çalışan insanların önünü açması, Kesinlikle. aydınlatması açısından çok önemli. İlk bölüm için teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler kısa bir aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kanal B ekranlarında Bekleme Odası programında ikinci bölümdeyiz. Bizi yeni izlemeye başlayanlar için stüdyo konuğumuzu ve konu başlığımızı bir kez daha anımsatmakta yarar var. Değerli izleyenler bugün e, Osmanlı devletinden başlayarak e, Türkiye Cumhuriyetine e, diplomasi geleneği, diplomasi anlayışı ve tabii ki devamında e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile e, ve Ukrayna'da e, devam eden savaştaki rolü, e, ilişkiler bunları ele alacağız. Konuğumuz Toplum Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Serdar Palabıyık. E, bu hatıratlar bölümünü ilk bölümün sonunda özür dileyerek e, kesmiştim ama e, beni en çok etkileyen e, hatıratlardan birisi daha doğrusu konuyu kitap olarak e, yayınlandığı için söylüyorum. Rahmetli Büyükelçi e, Deniz Bölükbaşı'nın, ee, o dönemi anlattığı, bir mat tezkeresinin arkasını e, anlattığı, müzakereleri anlattığı e, kitabıydı hatıratları. Hmm. Tabi e, Onur Öymen'i, Taner Boyto, e, aynı şekilde Şükrü Elekta ve daha birçok büyük elçi e, örnek olarak verebiliriz. Bu herhalde akademisyen yani sizin çalışma alanınız olduğu için sizin açınızdan da çok önemli e, Kaynaklar kaynağı değil. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çünkü dediğimiz gibi yani bilinmeyenleri görüyoruz. Bir, ikincisi geleneği takip edebiliyoruz. Yani Türk diplomasi geleneği nedir, nereden hmm. nereye gidiyor, farklı büyükelçilerin tecrübelerinden hareketle bunu izleyebiliyoruz biz. Dolayısıyla hani bakanlığın dış politika yapımındaki rolünden tutun... İşte elçiliklerin e, görevleri, vazifeleri, gittikleri ülkelerde bulundukları hizmetler, o ülkelerin yapısı ve gelişmeleri, e, bunların hepsini takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, biz e, uluslararası ilişkiler çalışanları için, diplomasi tarihi çalışanları için bulunmaz kaynaklar. Evet. Peki, şimdi e, uluslararası ilişkilerde bir takım kavramlar var. Evet. E, ya bunu e, Uzmanlar da, diplomatlar da, konuyu tartışanlar da, e, bakanlar da sıklıkla dile getirirler. Evet. devlet bakanları ya da yetkililer de dile getirirler. Bunlardan en somut e, örneği e, ülkeler arası, uluslararası arası ilişkilerde e, sürekli dost, sürekli düşman yoktur. Hı hı. Böyle bir kavram var. E, şimdi tabii bunu bir genelleme olarak yapıyoruz ama işte Türkiye ile Pakistan dediğim zaman iki kardeş ülke. Hı hı. Hep böyle geleneksel bir dostluk, hiç bitmeyen bir dostluk gibi gözüküyor. E, i̇ki de e, iki devlet bir millet, Azerbaycan-Türkiye için hı hı. E, bu söyleniyor. İlişkilerimizin e, pek sorun yaşamadığımız diye dönüp baktığımızda, yani bazı ülkeler için bunları söyleyebiliyoruz. Hı hı. Ama genelde sürekli dost yoktur, sürekli düşman da yoktur kavramı herhalde. Diplomasının sürekli müzakere edilen bir süreci çok böyle nasıl söyleyeyim size aktif bir süreci anlattığı ya da ona anlatmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Niye sürekli dost yoktur, niye sürekli düşman yoktur uluslararası ilişkilerde, ülkeler arası ilişkilerde. Aslında bu söz 19. yüzyılın çok büyük hariciye nazırlarından birine Lord Palmerston'a atfedilir. İşte devletlerin daimi dostları ve düşmanları yoktur, daimi çıkarları vardır der Palmerston. <laughs> Tam katılamıyorum çünkü çıkarlar da değişebilir, devletlerin çıkarları da değişebilir. Aslında devletlerin çıkarları değiştiği için dost ve düşman tanımları da değişir. Dolayısıyla bu doğru bir sözdür. Yani devletler başka devletlerle ilişkilerinde işte dostluk ifadeleri kullanır, düşmanlık ifadeleri kullanır ama. Bunu kalıcı hale getirmemek gerekir. Çünkü diplomasi çok dinamik bir süreçtir. Yani birkaç örnek verelim. İşte e, Türkiye ve Yunanistan. Evet. Yani 1920'li yılların başında birbirini yani iki ülke 30'ların başında neredeyse e, hani bütün sorunlarını halletmiş ve e, işte Venizelos'un Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülüne aday gösterdiği bir e, ilişki kurulmuş. Dolayısıyla orada eğer bu daimi dost, daimi düşman algısı devam ediyor olsaydı böyle bir şey Hı -hı. mümkün değildi. Veya, veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve Almanya'nın işte kurulan yapılar içerisinde, Avrupa toplulukları içerisindeki işbirliği vesaire. Dolayısıyla evet yani bu çok doğru bir sözdür. Devletler politikalarını dostluk ve düşmanlık üzerinden kurgulamazlar. Kurguladıklarında bu konjonktürel olmalıdır. Ve şartlar değiştiğinde tanımlar da değişebilir. Ee, aslında günümüz Türk dış politikasında da bunun örneklerini görüyoruz. Yani İsrail'le ilişkiler normalleşiyor, Ermenistan'la ilişkiler normalleşiyor, Mısır'la ilişkiler normalleşiyor. Bu olağan ve olması gereken bir süreçtir. Ee, çünkü çıkarlarınız o devletle ilişkileri geliştirmeyi gerektiriyorsa geliştirirsiniz. O devletle ilişkileri askıya almayı gerektiriyorsa askıya alırsınız. Ee, çıkarlarınızı doğru tanımlarsanız dış politikanız doğru bir şekilde yürür. Ee, oradaki o tanım değişiklikleri e, sizde çok büyük hasarlar yaratmaz. Ama çıkarlarınızı yanlış tanımlarsanız o zaman bu tür değişiklikleri, bu tür esneklikleri kolay gerçekleştiremezsiniz. Evet. Ama dış politika esnek olmalıdır. Yani e, 1920'lerde Lozan görüşmelerinde işte İsmet İnönü ile Lord Curzon arasındaki... Bütün kavgayı da e, Seha Ray'in yayınladığı o tutanaklardan okuduğunuzda aslında ne kadar medenice tartışıldığını görüyorsunuz. Düşmanınızla tartışıyorsunuz orada, e, ama diplomatça tartışıyorsunuz. Dolayısıyla üslup burada son derece önemli. Burada yeri gelmişken e, şey dikkatimi çektiği için söylüyorum Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerde müzakerelerde masaya baktığımızda e, hani. E, Rusya tarafında daha çok diplomatlar var da Ukrayna tarafında üniformalı hı hı. böyle daha böyle savaş alanından geldiğini göstermek isteyen diplomat olmayan üye sayısının fazla olduğu böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Hı hı. herhalde bu da bu da başka türlü bir diplomasi mesaj verme yönü. yani diplomasi de ee, ...sadece sözleriniz değil, duruşunuz, giydiğiniz kıyafet... E, ...yine Mustafa Kemal'e çok atfedilen bir hikaye vardır. İşte İtalyan Büyükelçisi e, İtalya'nın Akdeniz'deki emellerini anlatıyordur Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'in üzerinde sivil bir kıyafet vardır. E, bir saniye ekselans der Mustafa Kemal, çıkar askeri üniformalarını giyer ve tekrar içeri girer... ...şimdi görüşmeye devam edebiliriz der... İtalyan büyükelçisi mesajı almıştır ve hani hemen tonunu düşürür ve bundan sonraki konuşmalar böyle devam eder. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi kıyafet dahi e, son derece büyük mesajlar verebilir. Diplomasi tamamen semboller ve mesajlar üzerine kuruludur. E, dolayısıyla söylediğiniz her sözü seçerek e, giydiğiniz her kıyafeti seçerek hatta duruşunuz, oturuşunuz, kalkışınız vesaire bunların hepsinin bir anlamı vardır. E, bu açıdan e, son derece dikkat edilmesi gerekir bunlara ve bu ancak tecrübeyle öğrenilir. O nedenle gelenek önemlidir. O geleneği aktaracak diplomatlar olmalıdır ki sonraki nesillere bu gelenek aktarılabilsin. Bu yoksa örgün eğitimle alınabilecek bir e, tutum değildir elbette. E, tabii ki e, diplomasi dili dediğimiz bir kavram var. Tabii. O da e, gelip burada kendini gösteriyor. Savaşan ülkeler, Kesinlikle. çatışan ülkeler. Savaşabilecek savaşma savaşın eşiğine gelmiş ülkeler, ama diplomatlar masaya oturduğunda diplomatlar dediğiniz gibi ayrı bir dili var onun. Yani o diplomasi dili tüm gerginliği, tüm sıkıntıları olabilecek can kayıplarını yıkımları önleyebilecek bir unsur olarak düşünüyorum. Kesinlikle diyoruz. öyle. Yani diplomatların hataları nedeniyle başlayan savaşlar olduğu gibi diplomatlar sayesinde çözülen savaşlar da vardır. Dolayısıyla e, bu dengeyi çok iyi kurmalı bir diplomat ve hakikaten Türk diplomasisi bu konuda çok başarılıdır. Yani bu ülkenin o geleneği ve o geleneğin geliştirilmesi e, Türk diplomatları uluslararası arenada çok temayüz ettirmiştir. E, ve o ara buluculuk hani neden Türkiye 30'lu yıllarda ara buluculuklar yaptı işte daha sonraki dönemlerde farklı ülkeler arasında bu ara buluculukları devam etti bu Türk diplomasisine duyulan güvenle alakalıdır. Çünkü güvenmediğiniz bir ülkeyi ara bulucu olarak ileri sürmezsiniz. Ama onun şartı da tarafsızlıktır. Yani çatışan taraflara eşit mesafede olmalısınız ki size itimat edilsin. Dolayısıyla 1930'lu yıllarda Orta Doğu ülkeleri arasındaki çatışmalarda hakeza 2000'lerin başında da örneklerini gördük. Ama başarılı ama başarısız. Türkiye e, ara buluculuk rolünü oynayan işte taraflara genellikle eşit mesafede e, yaklaşan bir ülke olduğu sürece bu bir güçtür. Yani ara buluculuk aslında bir güçtür o devlet için. O devletin ne kadar kredibilitesinin yüksek olduğunu gösterir. Ee, ve bir devlet arabuluculuk yapabiliyorsa, bu onun diplomatik kabiliyetinin yüksek olduğunu gösterir. E sonuçta e, savaşan tarafların ya da çatışan tarafların e, sizi ara bulucu olarak görmesi ve göstermesi de önemli. Çok önemli e, tabii. Ona birazdan e, Ukrayna hay hay. E, konusuna geldiğimizde biraz daha açarız ama burada kavramlar üzerinden devam edersek şimdi yine çok sık bir şekilde duyduğumuz. Müzakereler sırasında e, ülkeler arasında kırmızı çizgilerimiz evet. denir. E, bunu işte e, mevcut e, Ukrayna'daki savaş e, içinde e, sık söylendiğini görüyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme süreci özel temsilciler görüşmeleri vesaire orada da kırmızı çizgiler sözünü çok duyuyoruz. E, sanki kırmızı çizgilerin aşılmasında da diplomasinin rolü varmış evet, gibi yani. kırmızı çizgileri pembeye de beyaza da çeye <laughs> de dönüştürebilirmiş gibi evet. bir e, diplomasi anlayışından bahsedebiliyoruz. Bu konuyu değerlendirirsek şimdi kırmızı çizgiler aslında çok ihtiyatla kullanılması gereken bir kelime. Bir kere o tanımı yaptığınızda geri dönmek çok zor. Bağlıyorsunuz kendinizi. Ve aşılırsa Hani bu sizin kredibilitenize yine güvenilirliğinize çok ciddi zarar verecek bir durum. O nedenle e, hani diplomatlar aslında kırmızı çizgi belirlemekten genellikle imtina ederler, kaçınırlar. Belirledilerse de geri adım atmamaya çalışırlar. E, yine en önemli örnek Lozan'dan verilebilir belki. İşte e, İsmet İnönü oraya giderken hani iki konuda müzakereler başlarsa, yani müzakereye açılırsa o iki konu. E, merkeze haber dahi verilmeden <laughs> geri dönme yetkisi verilmiştir. Biri kapitülasyonlar, biri de Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulması meselesi. Dolayısıyla kapitülasyonlar meselesi gündeme geldiği anda zaten bir fasıla verildi biliyorsunuz Lozan'a. Sonra dönüldü ve orada o kırmızı çizgi, bu iki kırmızı çizgi aşılmadı. Dolayısıyla eğer bir kırmızı çizgi belirliyorsanız aşmamaya çalışacaksınız. Aşacaksanız onu kırmızı çizgi olarak ifade etmemeniz gerekiyor. Çok hassas kullanılması gereken bir kelimedir kırmızı çizgiler. Ee, ama sanki e, giderek e, hani dış işlerinden çok diplomatlardan çok siyasiler Siyasi çizmek, karıştığı evet. andan itibaren evet, evet. siyasiler kırmızı çizgileri çok rahatlıkla kullanabildikleri evet. andan itibaren aslında fark etmeden, kendi ülkelerinin diplomasi geleneğini de dış işlerini de diplomatların da e, bağlamış oluyorlar. Kesinlikle. Öyle. E, bu düğümü çözmekte yine diplomatlara yine düşüyor. Yine diplomatlara düşüyor ve çok zor bir iş. Yani siyasetçiler bu kelimeyi çok sık kullanıyorlar, çok sık telaffuz ediyorlar ve dediğiniz gibi o kırmızı çizgi aşıldığında durumu toplamak yine diplomatlara düşüyor. Ee, ama tabii olan ülkenin e, güvenilirliğine oluyor. Yani ee, tabii ki çıkarlar değişir, tanımlar değişir vesaire ama belli bir konjonktürde siz bir kırmızı çizgi tanımlıyorsanız onun arkasında durmanız en doğrusu. Ha, ama şartlar veya çıkarlarınız onu değiştirmeyi gerektiriyorsa işte yine orada diplomatik dil ve üslup gündeme geliyor. Ve siz e, bu değişikliğinizi, bu politika değişikliğinizi yine e, diplomatik bir üslupla anlattığınızda karşı taraf o kırılmadan ziyade sanki bir devamlılık varmış gibi hissedebiliyor. İşte bunu başarırsanız iyi bir diplomatsınız demektir. Evet peki yine buradan devam edelim. E, konuyu çok fazla takip etmeyenler ama e, okuduklarında dinlediklerinde medyada e, rastladıklarında e, ikisi arasındaki farkı da çok fazla e, bilemeyebilirler. E, ...kamu diplomasi, geleneksel diplomasi. Evet. Kamu diplomasinin e, geleneksel diplomasi kadar önem kazandığını söyleyebilir miyiz? E, o kadar mı belki tartışılabilir ama kesinlikle artık günümüzde geleneksel diplomasinin... ...mütemmim cüzü olduğunu, onun tamamlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, geleneksel diplomasi halkın gözü önünde yürütülen bir diplomasi değil... Evet. Yani bu genellikle müzakereler ya gizli olur ya işte bakanlıkların içinde olur. Halk bunların sadece sonuçlarından haberdar olur, gidişatından değil. Ama kamu diplomasisi öyle değildir. Halk için yapılır. Bilhassa karşı ülkenin toplumu halkı için yapılır. Ülkenizi daha iyi tanıtmak, ülkenizin çıkarlarını, duruşunu, gücünü belki daha iyi göstermek için yapılır ve genellikle biz kamu diplomasisini tanımlarken geleneksel diplomasinin unsurlarının dışındaki unsurlar tarafından yürütülen diplomasi deriz. Mesela işte yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı diye bir kurumumuz var. Bu Dışişleri Bakanlığı'na angaje bir kurum değil. Ama yurt dışındaki işte yaşayan Türklerle iletişim sağlamak, onları belki de Türkiye ile ilgili daha iyi bilgilendirmek, ...ana vatanla bağlarının kopmamasını sağlamak e, gibi e, çok ciddi işlevler yürütüyor. Ya da TİKA örneğin. İşte e, dünyanın dört bir tarafında e, hizmetleri var. E, i̇şte su kuyuları açmaktan tutun eğitim hizmetlerine kadar vesaire. Ya da Yunus Emre Enstitüleri. Hı -hı tıpkı işte British Council gibi Cervantes Enstitüsü gibi İspanyolların Çinlilerin Confucius Enstitüleri gibi Yunus Emre Enstitüsü de bir anlamda Türk kültürünü tanıtma vazifesini yerine getiriyor. Dolayısıyla bunlar da son derece önemli ve geleneksel diplomasiyi yürüten diplomatların elini kolaylaştıracak, gücünü arttıracak, onların politika üretmesinde zemini ...hazırlayabilecek unsurlar. Dolayısıyla ben de önemsiyorum. Ha geleneksel diplomasi kadar önemli midir? Bazı koşullarda onu da aşabilir. Bazı koşullarda mesela Ermenistan'la ilişkilerde. Geleneksel diplomasiyi kullanamıyorsunuz. Çünkü diplomatik Hı -hı. ilişkiniz yok bu ülkeyle. O zaman devreye kamu diplomasisi giriyor doğal olarak. Ve kamu diplomasisi zemini hazırlıyor. İşte 2009'daki futbol diplomasisi dediğimiz süreç... Evet. Ee, bu da bir kamu diplomasisi e, yöntemidir. Spor oyunlarını müsabakalarını kullanmak. Tıpkı Amerika ve Çin'i barıştıran bu pimpon diplomasisi dediğimiz süreç gibi. Dolayısıyla e, evet bazı durumlarda geleneksel diplomasinin önüne bile geçebilir. Ama ben daha çok tamamlayıcısı olarak tamam, tanımlamayı diyorsun. tercih ediyorum. Peki e, biraz e, mevcut e, sürece gelelim içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan ilişkilere, olaylara, uluslararası ilişkilere, diplomasi sürecine gelelim. Belki de biraz ters bir soru olacak ama hani konuya başka bir yerden girmiş gibi olacağız. Size göre Türk diplomasisinin ikili ilişkilerde en çok zorlandığı diyelim, çözmekte zorlandığı konular. Ee, sorunlar hangileri? Ee, tabii ki biz bir Kıbrıs sorununu biliyoruz evet. baştan itibaren ama genel olarak şimdi Ermenistan'la da aynı hı hı. şey var. Ermenistan'da normalleşme sürecine en son bölümde değineceğiz. Ama e, size göre Türkiye Cumhuriyetinin e, kuruluşundan itibaren günümüze kadar en çok şu konularda bu sorunları çözmede Türk Diplomasi e, zorlandı hı hı. E, derseniz neleri söylersiniz? Yani tabii bu dönemden döneme çok değişiyor aslında. Her dönemde Türkiye'nin çok zorlandığı e, olaylar var. Soğuk Savaş döneminde Rusya ile ilişkiler, özellikle Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Türk diplomasisini oldukça zorlayan e, süreçler ya da işte e, 1980'lerde özellikle Amerika'da e, işte yavaş yavaş bu e, Ermeni lobisinin <laughs> faaliyetleriyle başlayan nokta süreçte Amerika'da bu soykırım tartışmalarının ayyuka çıkması zor bir dönemdi. İşte Ermeni terörü dediğimiz dönem, Asala terörü dediğimiz dönem zor bir dönemdi. Ama ikili ilişkilerdeki zorluk aslında daha çok siyasetçilerin ürettiği politikaların sürdürülmesi veya sürdürülmemesi ile oluyor. Yani siyasetçiler diyor ki işte bir çerçeve çiziyor şu devletle ilişkilerimiz... Ee, ...iyi olacak, bu devletle ilişkilerimizi bozacağız. Yani şu olay oldu, bunun sonucunda bu devletle ilişkilerimizi kesiyoruz dediklerinde... ...bu diplomatlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor gerçekten. Yani e, aslında alttan alta diplomatlar e, meseleyi yatıştırabilecek... E, ...hani çok vahim noktalara gidebilecek olayları önceden durdurabilecek... ...ya da gittiyse etkisini azaltabilecek e, yeteneklerde olan insanlar... Fakat e, siyasi irade bu böyle olacak dediğinde yapılabilecek çok fazla şey kalmıyor belki de diplomatlara. O zaman onu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşte zorluk burada başlıyor. Hı hı. Yani belki de e, devletin e, politika, devletin çıkarlarını zor duruma sokabilecek meselelerde biz bu çıkarları korumaya nasıl devam edebiliriz? Ciddi bir zorluk yaratıyor. Ama bunlar konjonktürel ve değişebiliyor hı hı. dönem dönem dediğiniz gibi iki büyük kalıcı meselemiz var. Bunlar Kıbrıs meselesi ve Ermeni meselesi belki. Bu iki mesele her dönemde, her devirde Türk dış politikasında diplomatlarımızın uğraştığı meseleler. Belki de tecrübe edindikleri. Ve belki de tecrübe edindikleri kesinlikle. Özellikle Kıbrıs meselesinde bunu çok görüyoruz. O Kıbrıs müzakerelerini yürütenler, barış harekatı sırasında, sonrasında vesaire hakikaten çok ciddi zorluklar yaşadılar ve her zorluk aslında bir eğitim oldu. Belki de Türk diplomasisi için o gelenek için bu sorunlar evet her daim var, diğer sorunlar konjonktürel ve daha çok dediğim gibi siyaset kurumuyla, ...hariciye kurumu arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanıyor. Ama kronik sorunlardan birisine örnek vermek gerekirse herhalde... E, ...ebediyen sürecekmiş gibi gözüken, çözümsüzmüş gibi gözüken konulardan birisi de... ...Yunanistan'la aramızda olan Ege, Ege e, tabii. Karasuları, tabii. E, ekonomik münhasır bölge e, evet. e, sınırları vesaire. Herhalde sadece Kıbrıs'ı da buraya bağladığımızda... Bizim e, mesleğe yeni başlamış diplomatların ya da Türk diplomasisinin diyelim e, kendisini geliştirme, e, tecrübe edindirme, e, edinme ve hepsinden önemlisi de eğer bir başarı sağlayacaksa işte başarılığını sağlayacağı e, konulardan biri olarak herhalde Ege sorunu Yunanistan'la olan sorunları gösterebiliriz. Kesinlikle öyle. Aslında bu sorunlar e, 1930'lu yıllarda yoktu. Yoktu. Hatta biliyorsunuz e, Yunanistan hava sahasını. 10 mile çıkardığında Türkiye hiç ses çıkarmadı ya da kara sularını 3 milden 6 mile çıkardığında da ses çıkarmadı. Ama ne zaman ki Kıbrıs sorunu baş gösterdi, Yunanistan'ın işte 6 milden 12 mile <laughs> çıkarma talepleri veya işte o 10 millik hava sahası konusundaki ısrarı vesaire, bir de üstüne Ege Denizi'nde işte kıta sahanlığı özellikle <laughs> petrol keşiflerinden sonra kıta sahanlığı meselesi ilişkileri gerdi. Ee, tabii burada dediğiniz gibi diplomatların rolü çok önemli. Yani 1930'lu yıllarda örneğin Mehmet Enis Akeygen, Atina Büyükelçimiz. Hı hı. Yani Türk-Yunan barışının mimarlarındandır. Ha 90'lı yıllarda aslında meslekten diplomat olmamakla beraber İsmail Cem. Hı hı. Yine Türk-Yunan e, normalleşmesinin... Papandreou gibi, karşı evet, tarafta. Evet, Yorgo Papandreou ile beraber mimarıdır. Dolayısıyla hani hariciye olmaz deneni oldurabilecek kapasitesi olan bir kurumdur. Yeter ki siyaset kurumu e, desteklesin hariciyeyi. Bu olduğu sürece, e, o arada uyum olduğu sürece e, çok daha başarılı bir diplomasi görürüz. Bizim e, belki de geleneksel olarak e, ilişkiler dediğimizde e, birçok platformla da platformda da ortak üye olduğumuz için müttefik olduğumuz için Amerika Birleşik Devletleri Türk-Amerikan ilişkileri. E, Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişine e, döndüğümüzde yani Osmanlı'dan itibaren Hı -hı. kuruluşuna e, daha sonra e, Cumhuriyet döneminde yaşananlara ilk Ermeni e, teröristlerin saldırısının evet. e, orada e, bir e, konsolosumuza e, yapıldığını e, düşündüğümüzde e, hep böyle gerginliğin olduğu sıkıntıların olduğu ama kimi zaman da iki ülke diplomatlarının birlikte e, oldukları platformlarda birlikte hareket etme e, zorunda kaldıkları e, gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Size göre Türkiye-Amerikan ilişkilerinde Kurulduğundan bu yana önemli kırılma noktaları nelerdir dediğimizde e, aklınıza gelen önemli kırılma tabii. noktalarını sıralayabilir misiniz? Yani tabii ilişkiler 1830'da başlıyor evet. ama asıl e, Türk-Amerikan ilişkileri dediğimizde herhalde İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelmemiz gerekiyor. Benim için ilk büyük kırılma noktası 1945 tabii. Yani Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişi. <laughs> bu çok büyük bir gövde gösterisiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında vefat eden e, Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini getiriyordu Amerikan donanmasının amiral gemisi. Tabii burada Rusya'ya bir mesaj verildiği çok açık. Yani eğer boğazlar üzerinde bir hak iddia edersen, boğazları işgal girişiminde bulunursan karşında beni bulursun demek istedi orada Amerika ve Rusya da bu mesajı aldı aslında bakarsanız. Dolayısıyla ilk büyük olay bu. Sonra tabii 1952 Türkiye'nin NATO'ya girişi buna paralel olarak. İkinci büyük dönüm noktası bence 61-64 yani e, e, Küba füzeleri krizi hı hı. ve Johnson mektubu. Bu Türkiye'nin 1950'ler boyunca o e, gerçek bir müttefiklik ilişkisi kurduğu belki de partneriyle Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki ilk büyük gerilimdi. İşte Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin haber verilmeden çekilmesi ve Johnson mektubu işte Kıbrıs'ta NATO silahlarını kullanamazsınız veya Sovyetler Birliği müdahale ederse NATO yardımınıza gelmez mealindeki o mektup büyük bir kırılma yarattı. Ve Türkiye'de bir anti-Amerikanizm de başladı bununla beraber. Üçüncü büyük kırılma noktası yine buna paralel tabii Kıbrıs Barış Harekatı ve Amerikan ambargosu. Sonra 80'li yıllarda ilişkiler bir düzelme eğilimine girdi. Burada da temel problem ekonomikti yani ekonomik dengesizlik. Tabii Türkiye'nin Amerika'dan muazzam bir ithalatı var ama ihracat konusunda Amerika büyük kotalar uyguluyor Türkiye'ye. Ve bu kadar büyük kotalar uyguladığı tek NATO üyesi ülke Türkiye. Yani o ticari dengesizlik büyük bir problem. E, 90'lı yıllar e, iki devlet arasında uyumlu bir dış politikanın görüldüğü yıllar. Özellikle Balkanlarda Türkiye ve Amerika aynı tarafta. işte Bosna'da, Kosova'da hı hı. vesaire. Yine işte Orta Asya petrollerinin batı pazarlarına aktarılmasında Amerika Türkiye'yi çok destekliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan hı hı. petrol boru hattının inşasında vesaire. Ee, bir diğer önemli kırılma noktası da tabii e, bu meşhur çuval hadisesi dediğimiz işte 4 Temmuz hı hı. 2003. Yani aslında 1 Mart tezkeresi ve hemen akabinde ...yaşananlar e, ki hemen hemen 2000'li yılların ikinci yarısına kadar ilişkiler adeta donmuş vaziyetteydi. E, ve nihayet artık bu 2012-2013 yani Suriye İç Savaşı'ndan sonra ki bu kırılmalar, bozulmalar, gerilimler Türkiye ve Amerika arasında... Yani baktığımızda çok dalgalı ilişkiler var. Ama sanki şeyden sonra hiç düzelmedi ve düzelmeyecek gibi gözüküyor o 1 Mart tezkeresi ve çuval olayıyla birlikte. Evet yani oradan sonra daha önceki böyle bir işte 2008-2009 bilhassa Obama'nın ilk yıllarında işte Obama'nın ilk e, okyanus aşırı ziyaretini Türkiye'ye yapması, mecliste konuşması e, vesaire orada bir ılımlı hava başlıyor. Ama bunun gerisi gelmiyor tabii. Çünkü Türkiye ve Amerika arasında kriz yaratabilecek pek çok olay e, görüyoruz. Özellikle 2016 sonrasında da zaten artık ilişkiler böyle bir dip noktasına doğru inmiş durumda. Fakat ne Amerika Türkiye'yi gözden çıkarabiliyor tam olarak Hı -hı. ne Türkiye Amerika'yı. O nedenle ilişkiler e, eskisi kadar iyi olmasa da normalleşebilir. Çünkü Amerika'nın bölgede Türkiye'ye ihtiyacı Hı -hı. olacak. Türkiye'nin de özellikle uluslararası konjonktürde Amerika ile beraber NATO içinde Amerika ile beraber hareket etmesi gerekecek durumlar ortaya çıkabilecek Dolayısıyla o dalgalı seyir devam eder ama iki tarafta böyle ipleri hiçbir zaman tam manasıyla atmıyorlar bütün gerilimlere rağmen öyle görünüyor Serdar Bey sanki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı nedeniyle müttefikleriyle birlikte birçok ülkeyi yanı alarak getirdiği yaptırımlara hı hı. E, şu ana kadar Türkiye'nin e, uymadığını ya da katılmadığını görüyoruz. Evet. Burada sanki Türkiye'nin elini rahat bıraktı. Türkiye'ye e, hem iki ülkeyle olan ilişkilerinden dolayı Türkiye üzerinden bir takım e, ilişkilerin kurulabileceği hesabı da olabilir, diplomatik ilişkilerde olabilir. Türkiye'ye... O bildiğimiz klasik kırılma e, noktalardan birini burada yaratmadı gibi sanki. Neden katılmıyorsun, neden sen de katılacaksın, mecbursun gibi bir şeyle karşı karşıya kalmadık şimdiye kadar. Evet, zaten Türkiye'ye e, bazı yaptırımlar uyguluyor başka sebeplerle Hı -hı. biliyoruz S-400 krizi sebebiyle. Ama aslında Ukrayna Savaşı Amerika'ya şunu gösterdi. Bir, Türkiye önemli bir ülke. Yani ara buluculuk rolü üstlenebilecek, Boğazlara sahip. Yani siz Karadenize bir NATO donanması göndermek isteseniz nasıl göndereceksiniz? Ha Montreux sınırları var elbette ama e, yine de e, kesinlikle e, Amerika şunu gördü: e, Türkiye bu krizde eğer e, Amerika ile beraber hani hareket edilirse e, bu krizde çok önemli rol oynayabilecek bir ülke. O nedenle de e, Türkiye'yi bu konuda en azından çok fazla sıkıştırdığını görmüyoruz dediğiniz gibi. Bunun böyle devam edip etmeyeceği de Türkiye'nin ara bulucu rolü nereye doğru evrilecek. Gerçekten Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa doğru giden adımların atılmasında kolaylaştırıcı olabilecek mi, yoksa süreç başarısızlıkla mı sonuçlanacak? Onu göreceğiz. Ona göre. Eğer e, savaş sertleşir ve Rusya'ya daha sert yaptırımlar gelirse herhalde Türkiye'nin bu geniş oyun alanı biraz daraltılabilir gibi geliyor bana. Peki Türkiye'nin geniş oyun alanı dedik. Ee, burada e, tüm dünya medyası benim yabancı gazeteci arkadaşlarım da sıklıkla arayıp soruyorlar, gelenler oluyor. Antalya'da e, biliyorsunuz ilk görüşmeler oldu. Sonra İstanbul'da olduğu, evet. bizim bilmediğimiz perde arkasında başka görüşmelerinde devam ettiğini e, bilmediğimiz derken, hani kamuoyunu bilmediği ama bizim de bir şekilde öğrendiğimiz hı hı. o görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. E, şimdi sıklıkla da e, Türkiye'de, İstanbul ya da Antalya'da, ya da başka bir şehirde çok büyük bir ihtimalle o şehir ismi olarak da Trabzon'dan bahsediliyor, hı hı. bahsediliyor değil mi yeni yeni ortaya çıkmaya evet. başladı Putinle Zelenskiy'nin buluşacağı evet. iki devlet başkanının bir araya geleceği belki de zirve evet. noktası diyelim diplomaside evet. bundan bahsediliyor herhalde Türkiye'nin kendi oyun alanının sınırlanmasını istemediği için Amerika Birleşik Devletleri NATO'yla müttefikleriyle çok fazla onların baskılarına maruz kalmadan bu oyun alanını geniş tutmak için mümkün olduğu kadar iki liderin görüşmesini sağlamaya çalıştığını bunun için gayret ettiğini biliyoruz görüyoruz. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla biraz buradan devam edersek herhalde Türkiye eninde sonunda hem Zelenski açısından hem Putin açısından Türkiye'nin olması ikisinin de Türkiye'ye verdiği önemi göstermesi bakımından önemli. Evet. Çünkü nasıl Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz Türkiye'den vazgeçemiyorsa, Tabii. Türkiye'de Amerika'dan vazgeçemiyorsa. Rusya da aynı şekilde. Türkiye'yi tamamen Amerika'ya bırakmak istemiyor. Tabii Yeri geldiğinde onun elini rahatlatacak bazı e, unsurları, kolaylıkları, şansları veriyor. İşte diplomasideki o görüşmelerin Türkiye'de yapılmasının en önemli nedenlerden biri olarak da gösteriyor. Zelenski aynı şekilde Türkiye'ye her seferinde şükranlarını bildiriyor. Size göre herhalde Türkiye bu işi iki lideri bir araya getirerek kendisini o yaptırımların içerisinde görmekten kurtaracak gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye aslında bence bu krizin başından beri iyi bir dış politika izliyor. Yani şu manada iyi. E, i̇ki tarafla da mesafesini koruyor. Evet bir NATO müttefiki olarak Ukrayna'nın e, direnişinin haklı olduğunu vurguluyor. Ama Rusya ile da ilişkilerini bozmadan bunu yapıyor. Bu çok büyük bir başarı. Ve işte ara bulucu tam da böyle olur. Yani hakikaten iki tarafa da eşit mesafe. Ve rahatsız olmuyor iki tarafta. Ve iki tarafta rahatsız olmuyor aynen öyle. Bu çok önemli. Dediğiniz çok doğru. Türkiye, Türk dış politikası ne zaman Amerika ve Rusya arasında bir denge kurduysa birini diğerine tercih etmeden daha başarılı ilerliyor. <laughs> 60'lı yıllarda bunu görebiliyoruz. Yani detant döneminde bilhassa Türkiye'de Amerikan karşıtlığı arttığında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de normalleşmeye başlıyor. Ve o zaman bir dengeye oturuyor ilişkiler ve özellikle işte Demirelin bu 65-71 arası döneminde o dengeyi net bir biçimde görebiliyoruz. Bir taraftan Sovyetler Birliği'nden ciddi bir ekonomik yardım alıyorsunuz, pek çok sanayi kuruluşu kurabiliyorsunuz, İşte plan devlet planlama teşkilatı çerçevesinde. Öbür taraftan Amerika ile de ilişkileriniz evet gergin eskiye göre ama iyi bir şekilde devam ediyor. İşte o dönemler daha e, dış politikanın iyi seyrettiği dönemler. Bence şu anda da Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye böyle bir ara buluculuk rolü üstlenebilecek potansiyelde, bunu da başarıyla yürütebilecek de potansiyelde. E, i̇ki ülke liderinin de Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de görüşmesi kuvvetle muhtemel. E, açıkçası böyle olursa hakikaten Türkiye'nin oyun alanı daha da genişler e, ve ara buluculuk bir ülkenin gücüne güç katar. Başarılı olursa daha da büyük bir güç katar. Ee, ve bundan sonraki krizlerde de ilk akla gelen ara biri olur Türkiye. Zor ve meşakkatli bir iştir ama başarıyla sonuçlandırılırsa da... ...ülkenin hem güvenilirliğini arttırır hem de dış dünyanın o ülkeye bakışını değiştirmekte de çok büyük rol oynar. Ki Ukrayna krizi başladıktan sonra siz de takip ediyorsunuz... yurtdışı dışı basında Türkiye'ye yönelik olumsuz tonun bir miktar düştüğünü ve olumlu yorumların arttığını gözlemliyoruz. Bu işte bu ara buluculuk ihtimali dahi e, Türkiye'nin e, güvenilirliğini e, arttırdı, e, bilinirliğini arttırdı. Bu bakımdan e, ben bu gelişmeleri son derece önemli buluyorum. E, tabii Rusya bu süreçte kendisine yönelik e, o baskı e, yaptırım, e, diplomatların sınır dışı edilmesi vesaire ya da o ülkelerden Ukray Ukrayna'ya e, silah gönderilmesi, yardım gönderilmesi bu konularda e, önemli bir ifade kullanarak dost olmayan ülkeler açıklaması yaptı. Evet. Dost olmayan ülkeleri sıraladı. Evet Dolayısıyla e, bugüne kadar e, belki de e, Kıbrıs konusunda Kıbrıs Rum kesiminin e, Yunanistan'ın genelde de Kıbrıs Rum kesiminin yanında durduğunu gördüğümüz Rusya'nın Evet. E, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir konsolosluk açmak istediği bina aradığı bunun için e, bir çalışma içerisinde olduğu haberi de ortaya çıktı. Evet. Yani e, belki Türkiye'nin burada izlemiş olduğu o dengeli politika, e, Rusya'nın geleneksel olarak müttefiki durumunda olan Osmanlıdan beri bakarsanız Yunanistan'ın bağımsızlığına Tabii. nasıl destek verdiğini, Girit'in nasıl elden gittiğini, evet. bütün bunları düşünürsek belki de. Türkiye lehine dönebilecek bir süreci ya da başlayacak bir sürecin de önünü açmış oldu diyebiliriz. Çünkü konuyu birazdan Avrupa Birliği'ne de getireceğim. Evet kesinlikle. Bunda tabii şu da var. Zelenski'nin Yunanistan'la ilişkilerini yani hı hı. Yunanistan ziyareti ve Yunanistan'la ilişkileri geliştirmesi de ciddi bir problem oldu Rusya açısından Hı. ve belki de hani Rusya'nın Kıbrıs meselesinde görüşlerini yavaş yavaş tadil etmeye başlamasında Ukrayna ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmayı da saymak iyi olabilir diye düşünüyorum. Hı. Peki e, çok uzunca bir süre <laughs> Türkiye e, Avrupa Birliği ilişkileri konuşuldu. araya başka bir takım e, sorunlar girdi. E, Hatta öyle e, hızlı ilerleyen bir süreçle karşı karşıya kaldık ki müzakere başlıkları, evet. e, işte açılmalar, kapanmalar, her ne kadar e, ilerleme sağlanaması da, e, heyetlerin gelmesi gitmesi e, ama bu savaş öncesinde. Avrupa Birliği ile ilişkiler neredeyse sıfır noktasına geldi. Hatta evet. bizim bir Avrupa Birliği Bakanlığımız vardı. Evet. O da kapandı Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük evet. haline getirildi. Evet. Bir Dışişleri Bakan Yardımcısı da Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgilenir durumda. Evet. Ee, size göre Avrupa Birliği'nin gerçekten Türkiye'ye ihtiyacı var mı? Çünkü e, NATO'nun işte artık duymaktan yorulduk. Macron'un sözü, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Şimdi NATO'ya hepsi dört elle sarılır durumdalar. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun onlar için ne kadar, Avrupa Birliği için ne kadar, Avrupa ülkeleri için ne kadar gerekli olduğunu belki de bunun üzerinden de kanıtlamış oldu. E Avrupalılar şimdi kendi aralarında bir ordu, bir silahlı kuvvetler oluşturma derdindeler. Hı hı. Daha önce de vardı ama bir türlü oluşmadı. Evet. E, Türkiye'de de hep şu vardır. NATO'nun işte biz Güney Kanadını ve NATO'nun en önemli müttefiki olma özelliğimizle koruyoruz. Bize o anlamda çok büyük ihtiyaç var. Evet. E şimdi Avrupa Birliği'de bir şey kuracaksa Türkiye olmadan olmaz. E ama Avrupa Birliği'de ya ben sizinle özel ilişkiler istiyorum, üyelik değil de başka evet. bir statüyle devam etmek istiyorum diyor. Türkiye'ye gerçekten ihtiyacı var mı? Ya da bu var olan ihtiyaç Türkiye'yi tam üye yapmak kadar gerekli mi? İkinci sorunuz bence çok güzel bir soru oldu. Türkiye'ye bazı konularda ihtiyacı olabilir, ama bu Türkiye'yi tam üye yapmasını gerektirmeyebilir. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışında özellikle Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu çok önemli bir etken. Fakat yani tabii Avrupa'da çok yaşlanan bir nüfus var, bu ciddi bir problem. Özellikle bazı işlerin bazı sektörlerde çalışacak insan bulamıyorlar. Göç, kontrollü bir göç Avrupa Birliği'ndeki o nüfus dinamizmi için çok önemli. Fakat Türkiye'deki temel problem şu anda işte Suriye İç Savaşı'ndan sonra zaten Türkiye'ye muazzam bir e, göçmen kitlesinin gelmiş olması. E, Avrupa tabii sınırları kapatma eğiliminin giderek arttığı bir dönem e, başladı. İşte aşırı sağın yükselişi vesaire. Dolayısıyla o genç ve dinamik nüfus belki 90'lı yıllardaki kadar önem arz etmiyor. Avrupa Birliği açısından. Evet buna ihtiyacı var ama bunu Türkiye'den sağlamaya ne kadar ihtiyacı var o bir soru işareti. İkincisi de Türkiye'nin askeri silahlı gücü. Hani gerçekten bir Avrupa ordusu oluşturulacaksa Türkiye buna nasıl katkı sağlayabilir, ne kadar katkı sağlayabilir bu son derece önemliydi. Burada da tabii o imtiyazlı ortaklık işte Merkel'in meşhur tabiri Türkiye şunu söylüyor: Karar alma süreçleri içinde olmadığımız hiçbir yapıda bulunmak istemiyoruz. Yani bir yapı kurulacak diyelim Avrupa'da, bir güvenlik yapısı. Burada Türkiye'nin birliklerinden belki faydalanılacak şu veya bu şekilde ama Türkiye karar alma mekanizmaları içinde yer almayacak. Bunu Türkiye tabii ki kabul etmiyor. Dolayısıyla hani bu noktada da. Evet Türkiye'nin askeri potansiyeli Avrupa Birliği açısından çok önemli olabilir ama tam üye yapmak için yeterli mi? Fırsat maliyetine bakmak lazım. Yani Türkiye'yi tam üye yapmanın Avrupa'ya maliyeti ne? Avrupa Birliği genişleme son genişleme sürecinden sonra aslında insicamını büyük ölçüde kaybetti. Yani Doğu Avrupa genişlemesi belki de Avrupa Birliği'ni e, Avrupa Birliği'nin en zor problemlerinden bir tanesi Çünkü hem ekonomik olarak hem e, gelişmişlik seviyesi bakımından ciddi farklar olan ülkeler bir anda üye oldu. E, ve bir anda işte Avrupa Birliği'nin kor ülkeleri ya ben niye bu fakir ülkelerin gelişimi için kaynak ayırmak zorunda kalayım demeye başladı. Şimdi Türkiye'nin nüfusu bu 10 katılan ülkenin nüfusu kadar neredeyse? Dolayısıyla bir o kadar daha entegre olmaya çalışırsa Avrupa Birliği'nin derinleşme süreci dediğimiz yani artık ulusüstü bir yapıya evrilme süreci tamamen sekteye uğrayacak. Dahası biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde bütçeler e, nüfuslara göre veriliyor. Yani diyelim e, ortak tarım politikasını ele alalım bu Avrupa Birliği bütçesinin hemen hemen yarısını oluşturan bir kalem. Ee, ve bu tabii tarım ürünlerini tarımsal üretimi desteklemek için veriliyor. Şimdi belki de Türkiye en fazla tarım yapan ülkesi olacak Avrupa Birliği'nin ve bu kaynakların önemli bir kısmı Türkiye'ye akacak. Yine yapısal fonlar dediğimiz az gelişmiş ülkelerin gelişimi için ayrılan fonlar çok önemli bir kısmı Türkiye'ye aktarılmak zorunda kalacak. Dolayısıyla hani Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gözüyle baktığınızda Hele ki sonradan giren Hı -hı. ülkelerin gözüyle baktığınızda örneğin ben bir Polonyalı olsaydım ya da bir Romen olsaydım herhalde itiraz ederdim Türkiye'nin tam üyeliğine. Çünkü bana aktarılan paranın çok önemli bir kısmı Türkiye'ye aktarılacak. Dolayısıyla ben hep burada kırılma noktasında müzakere çerçeve belgesi. Daha 2005'teki Hı -hı. müzakere çerçeve belgesi olarak görüyorum. O belge öyle sınırlar çiziyor ki... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması neredeyse imkansız. Yani diyor ki işte Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ki bunu kim tanımlayacak? Avrupa Birliği tanımlayacak. Olursa müzakere süreci süresiz askıya alınabilecek. E, kişilerin serbest dolaşımı, işçilerin serbest dolaşımı ve yapısal fonlara daimi sınırlamalar getirilebilecek. Efendim en önemlisi de hazmetme kapasitesi denen şey. Evet. Yani Türkiye müzakereleri başarıyla sonuçlandırdı. Bütün üzerine düşen vazifeleri yerine getirdi. Her müzakere başlığı kapatıldı. Bu defa üye ülkelere tek tek sorulacak. Tamam mı? Devam mı? Bir ülke "Hayır biz istemiyoruz." derse ki bunların içerisinde Kıbrıs Rum kesiminin <laughs> olduğunu düşünelim, Yunanistan'ın <laughs> olduğunu düşünelim vesaire gene Türkiye üye olamayacak. Yani müzakereler ucu açık süreçlerdir dediğiniz anda o müzakere çerçeve belgesinde zaten aslında kapıyı bir ölçüde kapatmış oluyorsunuz. Bu şartlarla ben 2005 yılında hatta e, kulakları çınlasın Sayın Büyükelçi Onur Öymen'in danışmanıydım tam müzakere hı hı. çerçeve belgesi açıklandığında mecliste biz ilk bu belgeyi okuduğumuzda ee, Sayın Büyükelçinin söylediği de aynı şeydi. Yani bu belgeyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği neredeyse mümkün değil. Ee, o nedenle hani o, da, o günden beri ben bu belge devam ettiği sürece Türkiye'nin tam üye olması mümkün değil diyorum kendi öğrencilerime de anlatırken. Tabi daha belge, belgenin dışında bazı ülkelerin getirmiş olduğu çekingeler var tabi ee, işte Fransa'nın e, falanca başlıklara Tabii. getirdiği çekingeler var Kıbrıs Rum kesiminin getirdiği Tabii. çekingeler var Türk askerinin şeyden Kıbrıs'tan çekilmesi konusundaki şart var tabi ee, soy kırımların tanınması Tabii. E, dedikleri sözde soy ilgili baskılar var yani <laughs> e, hani imkansızın ötesinde balık kavağa çıksa bile e, evet. bu işin olmayacağını e, anlatmak bakımından önemli ama Sanki bu Rusya petrolüne getirilen ambargo ya da Rusya petrolüne getirilmek istenen ambargo biraz daha dünya piyasalarında petrolden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı ülkeler üzerinden İran'la görüştüğü evet. ve İran petrolünü Rus petrolü yerine ikame etmeye çalıştığı planlar var ki düşünelim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o nükleer müzakerelerde, düşmanlıkta, evet. karşılıklı yaptırımlarda hangi noktadaydık ama e, bir petrol söz konusu olduğunda evet. sanki bunların hepsi yok sayılacakmış gibi evet. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gerçekten ihtiyacı e, nasıl olur, nasıl olacak bilmiyoruz ama bir şekilde ihtiyacı olduğunda herhalde bu tür şeyler de yavaş yavaş ortadan kalkar diye düşünebiliyoruz. Ama bu şimdilik yani. Evet, evet şimdilik. Yani bu gelecek için öngörüde evet, bulunmak evet. zor. Şimdi Türkiye-Ermenistan ilişkilerine gelelim. Bu özelleştir özelleştirme neydi <laughs> özel temsilcilerin evet. atanması. Evet. Bu konuyla birlikte her iki ülkede kendi özel temsilcisini atadı ve bu gelişmelerin hepsi e, Karabağ savaşından e, sonra ortaya evet. çıktı. E, Azerbaycan e, Ermenistan işgali altındaki o topraklarını e, kurtardıktan sonra e, Azerbaycan Ermenistan ilişkilerinin e, durumuna göre Türkiye'de bu normalleşmeyi e, sürdüreceğini bir şekilde bildirdi. E, acaba hem özel temsilcilerin atanması çünkü çok önemli bu. Evet. E, İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi, normalleşme sürecini hızlandırır mı? Aha. Yoksa bölgedeki başka gelişmeler ya da başka bir takım ülkeler Türkiye-Ermenistan arasında ilişkilerin iyi olmasını istemez mi? Ee, i̇kisi de. Hem hızlandırır hem de bu tür ülkeler olur. Ee, şimdi tabii burada mesele şu. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişki, diplomatik ilişki kurması ve sınırları açmasında 3 sın, şart var aslında. Hı. Birincisi Türkiye'nin toprak bütünlüğünün net bir biçimde tanınması Ermenistan tarafından. İkincisi Ermenistan'ın 1915'i soykırım olarak tanıtma çabalarına son vermesi. Bunun iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığını iddia ediyor Türkiye. Üçüncüsü ki bu münhasıran sınırla alakalı konu. İşte e, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi. Bu üçüncü şart de facto sağlandı. Yani evet hmm. Ermenistan kendi isteğiyle çekilmedi ama Azerbaycan topraklarını kurtardı dediğiniz gibi. Dolayısıyla sınırın açılmasının önündeki engel kalkmış oldu. Ee, diğer iki mesele yani toprak bütünlüğünün tanınması ve iyi komşuluk ilişkileri meselesi de gündeme gelmeye başladı hmm. ve Paşinyan her iki konuda da aslında Türkiye'yi rahatlatabilecek açıklamalar yapıyor zaman zaman. Yani Ermeni tarafının Türkiye ile ilişkileri geliştirme noktasında istekli olduğu bir dönemdeyiz. Bunun çeşitli nedenleri var elbette. Birincisi Ermenistan büyük bir yenilgiye uğradı. Bu bir hezimet aslında. Ama diğer taraftan da Paşinyan'ı yeniden seçerek bir anlamda şunu gösterdi. Hani biz Batı ile ilişkiler ve Rusya ile ilişkileri dikkate aldığımızda bir denge istiyoruz. Çünkü Rusya'ya muazzam bir bağımlılığı var Ermenistan'ın hem ekonomik hı hı. olarak hem askeri olarak bu rahatsız edici bir unsur. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi belki bir denge olabilir bu noktada. E, Türkiye açısından sorunlu bir komşusuyla ilişkilerini düzeltmesi olumlu bir gelişme. Ama bunun Azerbaycan'la temas halinde yapılması hı hı. lazım. Yani 2009'daki hata buydu. 2009 protokolleri yapılırken sınırın açılması vesaire hmm. gündeme geldiğinde Azerbaycan haklı olarak şunu dedi. Ya siz sınırı Ermenistan benim topraklarımı işgal ettiği için kapattınız. Geri çekilmediği halde bu sınırları açmayı taahhüt ediyorsunuz. Ve hani dedik ya Türkiye Azerbaycan hmm. ilişkileri geleneksel hmm. olarak hep iyidir. İşte orada bir kırılma hmm. oldu. 2009'da Türkiye Azerbaycan ilişkileri çok gerildi. Ee, neyse ki hem Ermenistan tarafı hem Türk tarafı bu protokolleri yürürlüğe koymadı da ilişkiler düzeldi. Çünkü Türkiye-Azerbaycan ilişkileri salt e, bir millet iki devlet üzerinden gitmiyor. Ekonomik ilişkiler var, enerji boyutu özellikle çok önemli vesaire. Dolayısıyla bugün e, bu hataya düşülmüyor ve bugün e, Azerbaycan'la da uyumlu bir biçimde Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu çok önemli. Bunu kim istemez? Ee, mesela Fransa'da buna tepkiyi görüyoruz hemen. Ee, Fransa'daki Ermeni diasporası ve tabii Fransız hükümeti de... ...Ermenistan'ın böyle geri adım atmamasını tırnak içinde bu konuda... ...Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden çok memnun olmadıklarını hissettiriyor. Ee, Rusya ne kadar memnun olur? Bu başka bir konu. Çünkü e, işte Gürcistan'da yaşananları biliyoruz. Batı bloğuyla entegrasyon... Gürcistan Savaşı'na sebep oldu. Şimdi Ermenistan da Rusya'nın güdümünden çıkıp e, batıya entegre olur mu endişesinin hakim olmadan bu e, ilişkilerin yürütülmesi gerekiyor. E, Türkiye Rusya'nın e, ve Azerbaycan'ın endişelerini e, teskin edecek bir e, pozisyonda ilerliyor şu ana kadar. Bu böyle devam ederse Türkiye Ermenistan ilişkilerinde ...normalleşme sağlanabilir gibi görünüyor. Bu tabii ne... ...soykırım meselesini tırnak içinde çözer... ...ne Kırmızı de... Kırmızı çizgi yok mu orada? Burada şöyle... ...Türkiye Ermenistan'a şunu söylerse... ...yani siz 1915'e soykırım demekten vazgeçin... ...derse... ...o işte müzakerelerin bittiği nokta olur. Çünkü bu konuda geri adım atması... ...mümkün değil Ermenistan'ın. Ha Ermenistan'da Türkiye'ye... ...bunu kabul edin dayatması yapamaz... ...Türkiye de onu yapmaz... Dolayısıyla bu mesele ancak buzdolabına kaldırılır, yani dondurulur. Hani Ermenistan e, diaspora ya verdiği bu anlamda desteği bir miktar azaltır. Hani bunu bir devlet politikası olmaktan çıkarması bile çok zor çünkü e, Anayasa'nın mütemmim cüzü olan Ermenistan Anayasası'nın mütemmim cüzü olan bağımsızlık bildirgesinde açık bir biçimde e, soykırımın bütün dünyaya kabul ettirilmesinin Ermenistan'ın devlet politikası olduğu belirtilmiş durumda. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu konuda geri adım atmasına çok muhtemel bulmuyorum. Ama bu konu biz buna kendi aramızda yani akademisyenler hmm. ve diplomatlar G-word diyorlar. Genocide hani soykırım hmm. ki. G-word de değinmeden hmm. ilişkileri nasıl normalleştirebiliriz konuşursak bunu zaten yapıyoruz. Benim de zaman zaman katıldığım forumlarda e, Ermeni meslektaşlarımızla, Azerbaycanlı meslektaşlarımızla konuyu o g word'e soykırıma getirmeden işte Türkiye Ermenistan ilişkileri, Azerbaycan ilişkileri, bölgesel işbirliği nasıl geliştirilebilir, neler yapılabilir vesaire bunları biz de konuşuyoruz. Ama konu oraya gelirse o konuşmalarda bir yerde tıkanıyor. Dolayısıyla bu çözülmez. Yani bu konuda ne Ermenistan geri adım atar ne Türkiye geri adım atar bana kalırsa. Ama şu olur bu konu gündemin alt sıralarına itilir. Ermenistan eskisi kadar ön plana çıkarmaz. Elbette her 24 Nisan'da işte Eçmiyatsin'de veya soykırım anıtında vesaire gösteriler yapılır ve şu bu ama bu böyle bir yıla yayılmış bir vaziyette gündemde tutulmaz. Biraz daha gündemin alt sıralarına itilir. Türkiye'de çok fazla gündeme getirmez. O zaman e, büyük elçilikler açılır karşılıklı diplomatik ilişkiler kurulur. Yani Türkiye bunu ön şart olmaktan Çıkarabilir ama dediğim gibi gündemin alt sıralarına itilmek ve eskisi kadar çok dillendirmemek belki ön şartıyla diyebiliriz. Belki de diplomasi için en güzel kavramlardan birisi sorunu buzdolabına, Buzdolabı, konuyu buzdolabına evet. kaldırmak. Evet. Burada da görebileceğimiz bir örnek. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Doçent Doktor Serdar Palabıyık ben programımıza katıldığınız. teşekkür katıldınız. ederim. Yine çok keyifli bir program oldu. Sağ olun. Ee, i̇nşallah başka bir programda yine uzmanlık alanlarınızda e, sizi konuk etmekten büyük mutluluk duyacağız. Değerli izleyenler e, bu akşam e, iyi bir program olduğunu e, düşünüyorum. En azından e, kendi adıma sayın e, genç akademisyen e, konumuzdan e, önemli e, bilgiler edindim. Dolayısıyla. Ee, mutlaka sizlerde önemli e, değerlendirmelerde bulunacaksınız çünkü gelen mesajlar program sonrasında gelen mesajlarda bunu hep e, görüyorum o yüzden dile getirdim gelecek hafta e, farklı bir konuyla karşınızda olacağız. E, belki pandemi sonrasında belki pandemi tam anlamıyla bitmedi ama bir de e, ekonomik e, sıkıntıların arttığı sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde ekonomik sıkıntıların arttığı belki bizde biraz daha fazla arttığında dikkate alırsak toplumda insanlarımızda bir tükenmişlik e, durumu söz konusu bir tükenmişlik sendromundan çok fazla bahsediliyor. Nedir bu tükenmişlik sendromu? O, bu konuyu Günlük hayatımızdan örnekler aktarmaya çalışarak uzman psikolog Sayın Rana Unutmazla ele alacağız. Yapımda, yayında emeği geçen tüm Kanal B çalışanları adına Kanal B'yi izlediğiniz için ve bekleme odasında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın efendim.